seni suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Gitme ömrümü kat ömrüne. Kemal, yatıyor musun şu an? Uykum geldi, yatacağım. Ben de masalıma bir bakayım dedim. Bak bak, iyi geceler. Allah rahatlık versin. Ne yapıyorsun burada? Çık şarkı odamdan. Sessiz olsana, duracak. Duyarsa dursun, sapık mısın? Şehriye abla kapının önünde diyorum. Bak. Elimi çekeceğim ama bağırmayacaksın. Bana bak, bu iş böyle olmaz. Tamam, anladık, kızına söyleyemeyiz. O kadına niye söylemiyoruz ya? Aynı evin içindeyiz. Olmaz. Şehriye abla rol yapamaz. Birisi bir şey söylese yalan söyleyemez. Eline yüzüne bulaştırır. Bana bak, ben böyle canlı cicimle evcilik oynayamam. Eğer aklında öyle bir düşünce varsa derhal çıkart. Rol yapmamız lazım. Bu ne demek bu? Burada kalamazsın. Ya anlamıyor musun? Rol yapmamız lazım diyorum. Herkes bizi evli zannetmeli. Nerede kalacağım? Yere yatak yap. Şöyle odanın en ucuna. Bilmiyorum artık, en uzağa. Ben de meraklı değilim seninle yatmaya. Dünyada tek kadın kalsam dönüp bakmam sana. Aman, ben sana bayılıyorum sanki. Ne olur bak. Ahmak. Gece horlamazsın inşallah. Yoksa hiç acımam vallahi. Yersin kafada yastığı. Günaydın. Zeynep. Sen niye yataktan kalktın? Bir de kahvaltı mı hazırladın? Reyhan abla, gerçekten çok iyiyim ben.
Zeynep. Yatağında göremeyince. Tamam hadi sen otur, çayı ben getiririm. Tamam. Ha Reyhan abla, mutfak musluğunda ne oldu? Akmıyor. Tesisat eskiymiş. Halledeceğim ben. Tamam o zaman. Hadi masaya oturalım. Ben çok acıktım. Hem kahvaltıyı kendim hazırladım. Öyle mi? Ellerine sağlık o zaman. Çok güzel gözüküyor. Efendim? Emir'cim, merak ettim. Halledebildin mi işlerini? Gelecek misin? Ya, Sunay'la bekliyoruz. Henüz net değil. Sonra konuşuruz. Eline sağlık Zeynep'ciğim. Afiyet olsun. Ben markete gidiyorum Zeynep'ciğim. İstediğin bir şey var mı? Emir abim alışveriş yapmıştı. Birkaç eksik var, onları alacağım. Aa, ben reçelini unutmuşum. Gördüğün gibi Zeynep çok iyi, iyileşti artık. Gidebilirsin. İyileşti öyle mi? Bu evde mi? Mümkün mü bu? Döndüğümde gitmiş olursun herhalde. Hiç zaman kaybetme küçümsediğin bu evde. Üstümü değiştireyim. İş yapıyorum, görmüyor musun? Banyoda değiştirsene. Sen hep böyle misin? Nasılmışım? Ne diyorsunuz siz böyle her işi yokuşa sürenlere? Sen her seferinde üstünü değiştireceksin diye ben banyoya mı gireceğim? Hı? Sence mantıklı mı bu? Ya ne yapacağız? Ben banyoya mı yerleşeceğim? Şu oda işine çözüm bulmazsan o bel daha çok ağrır. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Günaydın prensesim. Kahvaltıda krep yaptıralım mı Şehriye teyzene? O sevdiğin reçelden de sürersin. Hı? Efendim uyudu. Kızım.
kadar ettim ama yine bozulacağı kesin. Yani ev eski, tesisat bitmiş. Narin ablam bir gün de buldu bu evi. Sokakta kalmayalım diye. Diğer evden çıkmak zorunda kal. Zeynep, hadi canım. Hadi topla eşyalarını, konağa gidiyoruz. Burada kalmanı istemiyorum. Emir abi, ben Reyhan ablamı bırakamam. Ama burası senin için uygun değil Zeynep. Ayrıca sağlığın için de tehlikeli. Reyhan ablanın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Emir abi, gelemem. İtiraz istemiyorum Zeynep. Konakta benimle kalacaksın. Özlediğinde ziyarete gelirsin. Zeynep istemedikçe onu hiçbir yere götüremezsin. Hem sen niye hala buradasın ki? Zeynep almadan gitmeyeceğim. Zeynepciğim, bize biraz müsaade eder misin? Sen içeride kitap oku istersen. Çocuğu neden alet ediyorsun? Burada mutlu görmüyor musun? Emin misin? Hastaydı, düştü, bayıldı sokakta. Şu evin haline bak, burada mı mutlu? Sen memnun olabilirsin ama Zeynep için uygun değil burası. Bencillik yapıyorsun. Ben mi bencilim? Aylardır Zeynep için endişelenmedin, şimdi mi dert oldu? Zeynep'i benden kaçıran sensin. Ayrıca kusura bakma. İnsanlara güvencim öyle dağılmıştı ki aylarca kendime gelemedim sayende. Tabii yaşadığı her şeyin yalan olduğunu öğrenmek insanı dağıtıyor. Beni aldatırken ne bahanen vardı peki? Hayatın sayemde dağılmış ya. O zaman ettiğim yeminden haberin yoktu. Ben seni aldı. Neyse, boşuna konuşmayacağım. Nasıl olsa anlamayacaksın. Zaten inanıp inanmaman da umurumda bile değil artık. Öyle mi? Benim de dinleyecek vaktim yok. Aynı yalanları duymak istemiyorum. Bana yalancı diyene bak. Haklısın. Evliyken başka bir kadının koyuna giren erkeklere ne deniyordun? Ahlaksız mı? Peki hiç tanımadığı, sevmediği adamın ilk geceden koyuna giren kadınlara ne deniyordu? Ha? Gurursuz mu? Ettiğin yemine bu da dahil miydi? Kaşlarını böyle çatarsan, böyle gözlerini kısarsan hiçbir şey göremezsin küçük hanım. Biliyorum bana kızgınsın. Haklısın da seninle konuşmalıydım. Ama bir gün, biraz daha büyüdüğünde sana bunu neden yaptığımı anlatacağım. O zaman bana hak vereceğini biliyorum.
Bu oyunu ilk oynadığımızda parçaları eşleştirememiştim. O zamanlar çok küçüktüm. Saatlerce uğraşır, sabırla inat eder, sonunda başarırdın. Ben de senin kızgınlığının geçmesini sabırla bekleyeceğim. Çünkü ben dünyalar güzeli kızımı çok seviyorum. O gitmezse ben bir daha seni sevmeyeceğim. Peki hiç tanımadığı, sevmediği adamın ilk geceden koynuna giren kadınlara ne deniyordu? He? Gurursuz mu? Ettiğin yemine bu da dahil miydi? Nasıl söylersin? Böyle bir şeyi söylemeye nasıl cesaret edersin? Beni aldatırken ne bahanen vardı peki? Hayatın sayemde dağılmış ya. O zaman ettiğim yeminden haberin yoktu. Evliyken başka bir kadının koynuna giren erkeklere ne deniyordu? Ahlaksız mı? Ben seni aldatmadım, aldatmadım. Yalan söylemedim. Ahlaksızlık yapmadım. Benim de sabrımın bir sınırı var. Ya bunu hiç düşünemedin mi be? Niye çıldırttın beni? Niye? Niye? Ya insan bir düşünür. Bir düşünür, haksızlık mı ettim der. Acaba der. Ama yok. Yok. Yok, bir gram pişmanlık yok. Biz ikimiz bir takımız. Sen ve ben. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hayatımda kim olursa olsun seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman. Sonsuza dek. Bunu biliyorsun değil mi? Efendim Suat abi.
Sana ne benden? Beni musluğumdan ne tamir ediyorsun? Niye etrafımda dolanıyorsun? Hakaretlerin bitmedi demek ki. Daha ne söyleyeceksen? Kemal abi. Reyhan kusura bakma, ben haber vermeden geldim ama telefondan atmak istemedim. Konu önemli. Hayırdır? Narin'le bir şey mi oldu yoksa? Konu Emir. Reyhan Emir. Emir seni aldatmadı. Çalışmıyor ki dolap. Hurda. Çalışsa ne olacak? Tam takır. Allah kahretsin. Ben bu hallere nasıl düştüm ya? Üstelik bunca yıldan sonra. Lanet olsun. Benim de adım Cavidan Tarhunsa. Bütün bunların hesabını herkesten tek tek soracağım. Tek tek soracağım herkesten. Kemal abi lütfen. Gözlerimle gördüm o kadını çıkarken. Yüzüme söyledim. Koruma onu. Kadın bu muydu? Evet. Adı Manolya. Emir'e bu kadın kumpas kurdu. Son işinde yakalandı. Şantaj suçundan. Bu denetteki ifade kaydı. Suat abi, aile dostumuz, komiserdir. Bana bunları ulaştırdı. Al hadi seyret. Al. Yüzüne sprey sıktım, bayıldın. Kimin yüzüne sprey sıktın? Emir, Tarhun'un. Yatağa yatırdım, fotoğraflarını çektim sonra. Yatağa yatırdın, fotoğraflarını çektin, sonra? Babasına gönderdim. Zengin bir aile. Ne kadar istersem verirler diye düşündüm. Babasından para istedim. Emir Tarhun'la tek başına mı kumpas kurdun? Sana bir soru sordum. Konuş. Ya bu aptal kız, ben bu işi tek başıma planlamadım der, adımı verirse? Cemre Hanım, tanımıyorum diyeceksiniz. İftira diyeceksiniz. İkinizin arasında ilişki kurmaları çok zor. Bana akıl verme. Manolya'yla git konuş. Gerekirse tehdit et. Konuştum, sorun yok. Kadının tek derdi sizden alacağı para. Tek başına olduğunu söylüyor ama bana pek inandırıcı gelmedi.
Al. O masummuş. Bana tuzak kurdular dedi, dinlemedim. Dinlemedim, anlatmaya çalıştı. Ya. Bak olabilir. Artık gerçeği biliyorsun. Her şey yoluna koyacaksınız. Ben buna inanıyorum. Affetmez. Beni asla affetmez. Ya ben bugün ona... Ben bugün ona o kadar kötü şeyler söyledim ki Kemal abi. Hiç hak etmediği kadar ağır şeyler. Tanımıyorum dedi. Bana kumpas kurdular dedi. Dinlemedim. Ya ben o kadar büyük bir hata yaptım ki. Reyhan. Halledersin. Emir'le konuş. Karşılıklı oturup konuş. Seni seviyor. Affedecektir. Efendim. Evet amcasıyım. Ne kazası? Hangi hastane? Hayır. Hayır. Telefonu Emir aç. Aradığınız kişiye şu an. Aç diyorum ya, aç. Ne oldu? Sula. Ne oldu Sula'ya? Yeni seni krizi geçiriyor. İsminizi sayıklıyor. Gelmeniz lazım. Tamam, tamam geliyorum. Hiç derdim yokmuş gibi bir de bu deliyle uğraşıyorum. Tamam, tamam Cemre. İdare et. Sonuçta olmasa bu konakta kalamazsın. Neredesin Emir ya? Nerede? Emir Tarun kaza geçirmiş. Bu hastanede olduğunu söylediler. Bir saniye. Ameliyata girmek üzere. Nerede? Ameliyathane nerede? Nesi oluyorsunuz? Eşiyim ben. Koridorun sonunda ama. Hanımefendi bir dakika. Müsaade edin, müsaade edin. Müsaade edin, alalım içeri. Reyhan gel. Gel otur şöyle. Memur bey. Buyurun. Ben amcasıyım. Olay nasıl olmuş bilginiz var mı? Henüz kaza raporu çıkmadı. Ama görgü tanıklarına göre aşırı hız yüzünden aracın kontrolünü kaybetmiş. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Benim yüzümden.
Masalcığım, biraz oyun oynayalım mı? Ha, ne dersin? Babam niye gelmedi Şeriye teyze? İşi var odur. Ya gelmezse? Huy, bu ne biçim sözdür öyle? İşini bitirir bitirmez gelir babacığım da. Babanı arayalım mı? Kötü bir şey mi söyledim? Nereye gidiyorsun? Bir bakayım. Çok anlayışlısın. Maşallah. Bir şey olmaz. Allah'ım yardım et ne olur. Ne olur ona bir şey olmaz. Nasıl oldu? Hayır, hayır. Hayır, gerçekten hiç düşündüğün gibi değil. Bak ortada bir yanlış anlaşılma var. Burası bizim... Bizim! Bize inan demiştin ya. İnanmıyorum! İnanmıyorum! Sen artık benim için yoksun. Öldün. Bu günah yuvasında öldün. Affet beni. Ne olur affet, ben bilmiyordum. Getirdi. Masal, aç kapıyı kızım da. Masal, çakır gözlüm. Armut dibine düşmüş. Bu da babası gibi inatçıdır da. Kızım aç kapıyı. Çakır gözlüm. Hadi gel seninle o sevdiğin şeyden edelim. Puding edelim hadi gel. Nasıl kabullensin? Babası işe gidiyor. Akşam evlenmiş dönüyor. Ama ben dedim, imzalar atınca gidecektim ne güzel. Getirdi tıktı beni bura. Fikirsiz işte, gereksiz. Çakır gözlüm. Üzme bana da. Bak yaşlandım artık, ayakta duramıyorum, dizlerimi ağrıyor. Diktin beni buraya da. 2 gün dayan küçük kız. 2 günden sonra ben gidince baban gönlünü alır.
Mutlu olursun yine. Alo. Narin. Sesin kötü geliyor Reyhan. Yoksa Emir mi bir şey yaptı sana? Narin. O kaza geçirdi. Ameliyat aldılar şimdi. Karnı bile kalmamış. Kim ki bu? İyi günler. Bir şey almayacağım, söyleyeyim de. Hayır, yanlış anladınız. Ben satıcı değilim. Muhtar isminizi yardım listesine eklemiş. Paketlerde erzak var sizin için. Yardım mı? Bana. Sen kendini ne sanıyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Cavidan Tarhun. Muhtar götür dediği için ben... O densiz muhtarına söyle. İhtiyacı olanlara versin bu paketleri. Hadi sen de durma, defol. Defol. Hadi siz. Defol. Allah Allah. Çattık ya. Deli midir, nedir? Hadsiz. Sen git önce kendi aç karnını doyur. Beni düşünmek sana mı kaldı?